Mudanya'mız her tarafı çalışıyor. Bir taraftan Mudanya Belediye Başkanı, Belediyesi'nin de çalışmaları var. Kahve ekseriyetle de Büyükşehir'in çalışması var. Dolayısıyla sıkıntılı bir günlerden geçiyoruz ama bütün halkımızı sükunete davet ediyoruz. Çünkü gülü koklamak için dikenini es geçemeyiz. Dolayısıyla dikensiz gül olmadığı gibi işte bu tür sıkıntılar çekilmeden de bu güzellikler oluşmuyor. Mütareke binasının çevresi dahil Budo iskelesine kadar olan kısım 365 gün süreli ihaleydi bu. Normalde 2016'nın Mart ayında bitmesi gereken bir işti. Fakat yüklenici firmayla gerek Büyükşehir gerekse bizler yapmış olduğumuz görüşmelerde Kasım ayında burada işini bitirip çıkacak. Yani aralığı bulmadan Kasım ayına kadar burada bütün işlerini toparlayacak ve Kasım ayında Mudanya yeni bir sahille tanışmış olacak. Birincisi bu. İkincisi, Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğini önlemek amacıyla artık denize derin deşarjda kanalizasyon atıkları olmayacak ve karşı tarafta Fıstıklı'dan başlayarak Kumla, Gemlik, bizim bu tarafa doğru Mudanya'ya gelen kısma kadar Altıntaş, öbür tarafta Kurşunlu gibi komple sahil çevresini Karacabey'e kadar, belki Mudanya'nın en son köyü olan Mesulye köyünde hat bitecek. Ondan sonra Karacabey'e de devam edecek. Sahil kesiminde komple ana kolektörlerle kanalizasyonu ana kolektör içerisine alıp belli noktalara arıtma tesisleri kurarak kanalizasyon atıklarını denize derin deşarj veya denize açıktan salma değil, artık arıtma tesislerine nakledilecek ve artık denize kanalizasyon karışmayacak. Öbür taraftan Nülüfer çayın temizlenmesi için emek yağ fabrikasının olduğu bölgede, yani Hasköy'den Çayönü'ne kadar, Çayönü'nden de ileriye doğru en son köyümüz olan Evciler'e kadar olan kanalizasyon hattı çalışması başladı. Oradaki köylerimizin tamamının kanalizasyon atıkları da o ana kolektöre toplanıp uygun bir yerde yapılacak olan arıtmayla yine arıtma tesisine aktarılacak ve Nülüfer çayı da kirlilikten kurtulmuş olacak. 3-4 sene önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe boyahanelerin ve atık bırakan bütün fabrikaların atıklarını bırakmaması noktasında da şu anda Nülüfer Çay'da hiçbir fabrika kirli atık bırakmama konusunda çok sıkı denetimler devam ediyor. Yani bizim Nülüfer Çay'ımızı hem kokusundan, o pis kokulardan hem de pis görüntüsünden kurtarmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunu da bu mecliste kamuoyuna ve meclis üyesi arkadaşlara basın vasıtasıyla da halkımıza duyurmuş olalım. Bu çalışmalar devam ediyor ve biraz sabırlı olursak çok güzel bir Mudanya'yı hep birlikte oluşturacağız inşallah. Teşekkür ediyorum.